Kumsaati Hanem'den sevgiler. Şu anda Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer Kleopatra kapısı. Arkamdaki yer Kleopatra kapısı. Tarsus, Mersin'le Adana'nın arasında kalmış devasal bir ilçe. Şimdi buradan ne yenir ne içilir ona bakacağız. Yani mide turizmi yapacağız. Tabii gittiğim yerler benim kişisel tercihlerimdir. Sizler başka yerlere de gidebilirsiniz. Kumsaati Hanem mide turizmiyle başlıyor. Dostlar, ileride Kleopatra kapısı var. Kleopatra kapısından sağa doğru dönüyorsunuz. Tarsus Lisesi'ne doğru. Burada çok güzel bir ciğerci var. Ciğerci Apo. Ciğerci dediğine bakmayın sadece. Ciğerci değil. Aynı zamanda her çeşit ızgarayı da bulabilirsiniz burada. Tarsus'a gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Pişman olmazsınız. Şimdi içeriye gireceğiz. İçeride lezzetlere bakacağız hep beraber. Ankara bir ton ciğer kullanıyor, buraya 50 kilo kullanıyor, İzmir 800 kilo kullanıyor, Bursa 50, Samsun 50, Ataşehir 70, ortalama 2 ton, 2,5 ton ciğer tüketiyoruz. Aynen mi? Günde 2,5 ton ciğer mi? Aynen, evet. 8 tane şu Ankara'da 1 ton malzeme tüketiyoruz, 4 tane şubeyle. Maşallah. 340 tane çalışanımız var. Ustam nereden geldi? Ben Trabzon'dan geldim ustacığım. Trabzon'da özel eğittik onu. Sırf Trabzon'dan geldim buraya. Çekirdekten yetiştirdik onu. Aynen. Çekirdekten mi geldin? Aynen. Evet. Dana, halis malis. Koyun karışık kuşbaşı. Kebap kaburgayla dana karışır. Kanat da bir söylememe gerek yok. Bu da kanadımız oluyor zaten. He. Bunlar şimdi bir de bıçak vuracağız. Ye beni diyecek bunlar. Ver ustacığım. Oo abi. Bunların içi pişsin diye bıçak vuruyorum. İsmin neydi abi senin? Beysel Tosun. Beysel abi, işin erbabısın ha. Biz yoğurt pazarında 19 sene çalıştık, 15 sene de buradayım. Orada 19 sene çalıştım, 2007'de buraya geldim, burayı kurdum. Diğerin dostu soğan. Sumaklı soğan, iyice eziyoruz. İçine biraz maydanoz. Gerekirse biraz da domates. Şimdi yapacağım. Ekmeğin hamur yerleri alıyorum. Bu doyurucu olarak değil, tadımlık olarak. Tadımlık olarak. He, tadımlık olarak. Halis malis sona düşmüş. İlacı soğan. Tuz, kimyon, biber. Şefim ızgara ocakta mı ustam? Evet ustacığım. Şimdi bunu ocaktan nar gibi kızartacağız. Evet. Üstüne bir açık ayran, bir parça limon, 2 tane biber. Oo, abi. Acı biber. Müthiş oldu vallahi. Erman abi bir açık ayran. Karışık, evet, bu karışık ızgara. Kaç kişilik bu abi? 4 kişilik. 2 Adana, bir kanat, bir ciğer. Şiş daha domates atarsın abi. Evet ustacığım. Ustacığım taze bir şiş domates daha. Tamam ustacığım, hemen. Bu burada. Hemen ustacığım. Böyle kızarmış kanadımız. Nar gibi. Bunlar C vitamini. Kanatlar çerez niyetine. Evet. Tadımlık böyle. Ustacığım bu da ciğerimiz böyle. Halim ustacığım. İncitme. Aynen. Bak bu da kuyruk yağı. Özel istek üzerine. Sade kuyruk yağı. Bunu özel istiyorlar. Evet evet. Bunu özel istiyorlar. Kuyruk yağı. Normalde ciğerde var. Ciğeri beslemek için takıyoruz ama ekstra isteyen oluyor. Onu ekstra takıyoruz. Evet. Tuz, kimyon, biber. Tabii şefim hemen veriyorum. Allah Allah. Masaya tavukya sumaklı soğan. Evet. Buyur şefim. Buyur abim benim. Afiyet şeker olsun abim benim. Tarsus'un tam merkezindeyiz. Burası eski belediyenin olduğu yer. Antik kent deniyor. Şimdi burada çok güzel bir şalgamcı var. Burada Murat abi. Ben de geldiğim zaman buradan şalgam alıyorum. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Eyvallah, sağ olasın. İşler nasıl gidiyor? İyidir şükür be. Şalgam koy abi, şöyle bir görelim ya. Görsünler bakalım. Şalgamı kendiniz yapıyorsunuz değil mi abi? Kendimiz yapıyoruz, evet. Buna bir de acı da koy abi sana zahmet. Murat abi başka neyin var? Kardeşim doğal limonata bulunduruyoruz. El yapımı. Yıllar yılı sattığımız bir ürün. Sevilen bir ürün. Buz gibi abi. Ve yeri geliyor ekstra soğuk istendiği vakit limonatamıza biraz limonlu dondurma da koyabiliyoruz. O içine koyuyor musunuz limonlu? Evet. Limonlu dondurma şu şekilde. Bu limonatanın katı hali. Oha. Yani katı hali. Çünkü alttaki de zaten bildiğimiz limonata su hali, kat hali. Bu şekil tadını bozmuyor ve artı şu havanın sıcak olduğu dönemlerde soğuk muhafaza edebiliyoruz. Abi mükemmel. Buz gibi. Evet yani Tarsus'a gelindiği zaman seni mutlaka ziyaret etmeleri gerekiyor. Kardeşim, ne demek istediğimi anlayacaklar. Kardeşim ekstra bir de şöyle bir içeceğimiz var. Bu içecek şu an yani en çok sattığımız ürünlerden biridir. Bu da ayrı bir karışım. Bu bize has, bize özel bir karışım. Hı hı. Karışım derken bakın iyi takip edin. Evet. İlk etapta bakın. Merak ettim gerçekten. İlk etapta şu gördüğünüz çilekli dondurmayı bardağımıza ilave ediyoruz. Bakın. Evet, tabii. İkinci etapımız üstüne biraz yani karışım bu. Kendi özel karışımız. Limonatamızı ilave ediyoruz. Evet. Dondurmanın üstüne dondurmanın üstüne limonata ve bitmedi. Durun. Evet, daha devam mı ediyoruz? Ve kendi özel yaptığımız çilek suyu. Bu çilek de Pozantı yayla taraflarından geliyor. Evet. Özel bir çilek. Anlatabiliyor muyum? Yani piyasadaki salan o hormonlu çileklerden değil. Doğru. Yayla çileği, doğal çilek. Doğal çilek. Zaten özenerek çileğimizi arayıp bulup kullanıyoruz. Bakın. Oo, limonata çilek suyu karışımı. Allah'ım ne kadar güzel oldu. He. Ve son bir hamle. Bir tane daha mı var? Şöyle hani limonatayı çile ve çilekli dondurmayı ilave ettik. Evet abi. Ve son karışımımızla limonlu dondurma. Limonlu dondurma. Ve bu şekil dehşet bir tat oluşuyor ve buz gibi bir tat oluşuyor bu hava sıcaklığında. Üstüne de tabii kardeşlerime pipetlerini de veriyoruz. Yani karıştırma adına dondurmayla, eritme adına. Al sana kardeşim. Abi. Ki şu an buna yani çok sevilen, çok tutulan bir içecek. Evet. Bunun ismi var mı? İsim koydunuz mu buna? Şimdi şöyle dershaneden öğretmenler bazen yani şöyle muhabbeti seven, şamatayı seven şuna şöyle bir at koymuşlar arkadaşlar. Evet, ölümsüzlük iksiri. Murat Usta bir ölümsüzlük iksiri çeksene bize. Ölümsüzlük iksiri mi diyorlar? Öyle gençler diyor yani. Çok güzel abi. Yani. Bunun tadına bakalım o zaman. Tabii kardeşim benim. Eyvallah abi, sağ olasın. Teşekkür ederim. Tarsus'a gelirseniz arkadaşlar Murat Usta'ya mutlaka uğrayın dediğim gibi. Burası antik kent bir daha bir arka taraf. Antik kent, antik şehir. Şimdi bu güzel karışımı ölümsüzlük iksirini koyduk. Şurada limonlu Tarsus'a özgü limonlu çilekli dondurma. Tarsus'a özgü bu. Daha bir tek Tarsus'a geçerli bu. Bunlar sütsüz, salepsiz sadece meyvenin özüyle, mesela limonata ve şu gördüğünüz çilek, çileğin özüyle yapılan dondurmalardır. Kaldı ki az önce karışımımıza biz ilave ederken, yani sütsüz, salepsiz olduğu için meşrubatın tadını da bozmuyor. Evet. Yani çünkü 5 yıldızlı otellerde hani izlemişsek televizyonlarda şunu farkındaysanız buz falan koyarlar, evet, limonatanın özellikle. Doğru, üstüne buz koyarlar limonatanın. Evet. Ama bu sütsüz, salimsiz olduğu için sadece o meşrubatın katı hali olduğu için tadı da bozmaz. Sadece soğuk muhafaza eder. Abi şu görselleri bile insan çok cezbediyor. İnanılmaz güzel yani görselleri bile. Bizim gibi çok cezbediyor. Eline koluna sağlık. Sağ ol kardeşim benim. Tarsus'a gelen herkesi buraya bekliyorsun. Bekleriz kardeşim. Misafirlerimiz. İnşallah Tarsus'a gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Dediğim yerde burası. Murat abinin bu güzel lezzetlerinden mutlaka tadın. Şimdi atlamadan geçmeyelim. Murat abinin şalgam birinciliği var değil mi Murat abi? Yani Tarsus şalgam birinciliği de var aynı zamanda. Hıdrellez şenlikleri, evet, adı altında. Evet. Şimdi ben bunun tadına bakacağım Murat abi. Müsaadenle. Tabii kardeşim. Bakıyorum. Şöyle. Abi mükemmel. Afiyet olsun. Çok kardeşim. Güzel. Eline koluna sağlık. Yani zaten kendi beğenmediğimiz, içine sinmeyen ürünü zaten eşimize, dostumuza, bize gelen daimi müşterilerimize sunmayız. Kendiniz buldunuz değil mi abi? Kendim buldum ben şu sistemi. Çok güzel. Ve dehşet bir ortam ortaya çıktı. Dehşet bir lezzet ortaya çıktı. Evet gerçekten öyle. Çok sağ ol abi. Teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Şimdi Karsambahçe'ye geldim. Usta mutlaka akşam yenmesi gereken tatlardan birisi Karsambahçe ve bicebicidir. Şu anda da Dutaltı Karsambahçe'sindeyiz. Kolay gelsin usta. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne abi şimdi ne yapıyorsun? Bici yapıyoruz abi şu an. Bunun altında ne var? Bunun altında muhallebimiz var abi, nişastamız. Abi mükemmel gözüküyor bu ya. Aynen abi, tadı çok güzel. Yiyen bir daha yemeğe geliyor. Bici bir de karsambaş var değil mi? Aynen abi, karsambacımız da var. Hangisi daha çok tercih ediliyor? Genellikle karsambaş. Karsambaş. Genellikle karsambaş abi. Abi bu karlar nereden geliyor? Çamlıyayladan. Çamlıyayladan geliyor. Yaylalardan geliyor abi. Şu an yaz kar nereden buluyor diyeceksiniz. Mağaralardan çıkıyor karlar. Abi ne güzel bir şey oldu ya böyle. Aynen abi. Kaça kadar açıksınız? Abi gece 1.30, 2, 2.30. O zamana kadar açıksınız değil mi? Aynen abi, açız. Karsambahçe ve bici yapıyorsunuz değil mi abi? Karsambahçe yapıyoruz. Bu da karsambacımız oluyor abi. İbom gel abi. Abi genelde kavunla yapıyoruz zaten yaz mevsiminde. Değil mi? Aynen. Gel İbocan. Servis elemanlarımız. Ne güzel şey ya böyle. Sevgili dostlar, Tarsus'a gelirseniz mutlaka Karsambahçe'ye uğrayın. Karsambahçe'de bici mutlaka yiyin. Bakar mısınız şuna? Tarsus'un tek adresi. Dutaltı Karsambahçe. Dutaltı Karsambahçe değil mi? Aynen abi. Ustam eline sağlık. Ne güzel yapıyorsun ya böyle. Abi hadi. Gönül veriyorsun herhalde bu işe. Abi. Yayladan geliyor değil mi bu? Yaylada. Orada obruklar var. Obruklardan alıyorlar. Mağaralarda. Bu mesela kalırsa ne oluyor? Biraz mesela kaldı şimdi. Sabah. Tabağı da kullanabiliyoruz tabi. Erimiyor mu? Yok, şey var. Bundan muhafaza ediyoruz. Öyle mi? Tabi laylonu var, laylonu da çekiyoruz. Laylonu da muhafaza ediyor. Şifa abi, bu döktüğümüz bal karı ayrımlaştırıyor abi. Bu ne şu anda, ne döktünüz? Bal döktük tamam, şu an. Bunu ayrımlaştırır. Evet. Yoksa bir şey olmaz yani. Parçacı haline atılıyor. Ayrımlaştırıyor mu onu? Aynen. Evet. Tane tane yapıyor yani. Öbür türlü alıp da bu şekilde atamazsın. Usta senin adın neydi? Şaban. Senin adın ne abi? Necati abi. Necati abi. Şöyle abi. Sen de söyle. Senin adın ne abi? Emir abi. Emir. Aynen. Ne zamandan beri burada çalışıyorsun? 5 yıldır buradayım abi ben. Sen? 2,5-3 yıl oldu. 2 yıl maşallah. Bir tanesi sade kar. Tamam. Biri sade kar, öbürü tamam. Şey değil mi? Bunlar bizim masaya geliyor. Aynen abi. Tamam. Hakiki doğal vişne. Hakiki doğal portakalımız. Vişne şurubu değil mi? Aynen abi. Ne güzel değil mi abi? Abi. Alalım arkadaşlar. Biz bunu abi mideye indirelim. Aynen teşekkür abi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederiz abi. Ustam teşekkürler. Şifa merhem ya. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bize gene bekleriz. Kars'a gelenleri bekleriz. Dut aldı Karsambahçe. İnşallah. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Şimdi bu güzel lezzetin tadına bakacağız. Çok güzel duruyor. Tabi bağımsız olarak bir soralım bakalım. Nasıl tadı? Tadı daha tatmadım. Nasıl tadı? Tadı gayet güzel. Özellikle sıcak havalarda çok iyi gidiyor. Böyle şurup gibi bir şey var. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Vişneymiş. Vişne şurubu muymuş? Evet, vişne şurubuymuş. Vişne şurubu ortadaki güzel bir portakalmış. Ortadaki portakalmış. Evet. Ona daha bakamadım ama vişne şurubu şu anlık güzel. Şimdi diğer misafirimize soruyoruz. Nasıl tadı? Yedin mi? Gayet güzel yedim. Portakallıya baktın mı ortadakine? Baktım. Nasıl tadı? O da gayet güzel. Bu arada böyle çekingen durduğuna bakmayın. Zeysu TV'nin sahibidir kendileri. Afiyet olsun. Sevgili dostlar, Karsambahçe sıcak havalarda yenmesi gereken tatlıların başına koyuyoruz. Tarsus'a gelirseniz bu Adana'da da var, Mersin'de de var. Bu lezzeti mutlaka tadın. Sevgili dostlar, az önce bici bici yedim. Dilim uyuştu. Konuşamayabilirim. Şimdi de bici bicili Karsambahçe geldi. Şimdi de bici bicili Karsambahçe'nin tadına bakacağız. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bana doğru çekeyim şöyle bir yavaş yavaş. Şimdi bir tadına bakacağım öncelikle. Bakıyorum bir tadına. Üstü buz. Bakayım bir nasılmış. Vallahi ne diyeyim? Çok güzel. Mükemmel. Ben yedim, siz de yiyin. Herkese afiyet olsun. Şimdi bulunduğum yer Tarsus'ta, ilerisi Kleopatra kapısı. Hemen onun gerisinde. Yani Tarsus'a size daha önce göstermiştim. Tarsus'un Mersin'den giriş tarafı bu taraf. Mersin'den girdiğiniz zaman Kleopatra kapısına doğru giderken Çınar Tantuni var. Bakın ben, tabii bu benim kendi tercihim. Siz nereye giderseniz artık orada sizin tercihiniz. Çınar Tantuni var. Şimdi bu Çınar Tantuni'ye gireceğiz. Bakacağız Çınar Tantuni'nin lezzetlerine. Ustalarla görüşeceğiz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolay gelsin. Tarsus deyince aklımıza tabii ki tantuni geliyor. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi hem tavuk tantuni yapıyorsunuz hem et tantuni yapıyorsunuz. Bir de biftek tantunimiz var. Et ayrıydı, biftek ayrıydı. Evet. Yanında da tavuk tantuni, yoğurtlu, yoğurtsuz yapıyoruz. İsteğe bağlı tabii. Abi tantuniyi güzelleştiren şey ne abi? Şu biber baharat mi? Var. Ustaya bağlı, ustanın el lezzetine bağlı tabii. Evet. O çok önemlidir. Değil mi? Tabii ki. Kaç yıldır yapıyorsunuz abi bunu? Abi 2012'den beri ben tantuni işinde çalışıyorum. Oo, maşallah. Evet. Bu bir de yoğurtlu var dediniz değil mi abi? Evet. Tabii ki yoğurtumuz var abi. Abi siz şöyle yapın da ben bir seyredeyim ya. Olur mu? Olur. Mis gibi koktu. Mis gibi lezzetli. Lezzet olarak şu an Tarsus'ta biz menşuruz. Evet. Çınar tantuni olarak. Suyunu da katıyorsunuz herhalde. Normal tabii ki su, niçin katıyoruz? Su eti kurutmasın diye. Güzel abi. Abi lezzete bak ya. Mis gibi de koktu ya. Şimdi bunun lezzetin tadına bakacağız. El lezzetimize inşallah. Tabii ki. Çınar Tantuni şu anda geldiğimiz yer. Atamızdan. Bunlara bakar mısınız ya? Vallahi çok güzel duruyor. Ustam nasıl gidiyor? Çok şükür hocam, siz sormalı. İyisiniz. İyiyiz abi biz de. Ya, çok güzel. Herhalde kaça kadar çıksınız siz? 11'e kadar buradayız hocam. Kaçta, sabah kaçta açıyorsun? Sabah 9.30-10 gibi servisimiz hazır oluyor. 11'e kadar buradayız. Teşekkür ederiz abi, elinize sağlık. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ustam biraz sonra da ne tantunisi var dediniz? Bir de size yoğurtlu şekli gösterelim. Bir tane yoğurt olarak. Evet. Allah Allah. Abi müthiş, müthiş, çok güzel duruyor. Elinize sağlık. Ustam kolay gelsin size de. Yatıp sınavı da şöyle yapalım abime. Daha bitmedi herhalde he usta? Tabii ki. Daha sosu var. Yoğurtluğumuzun sosu var. Bakalım nasıl oldu. Oo. Afiyet olsun efendim. Abi, teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize kolunuza sağlık usta. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bu lezzetlerin bir tadına bakalım. Şimdi masanın da düzeni böyle. Ustalarımız masayı donattılar. Vallahi çok da güzel duruyor. Şimdi yoğurtlu tantuninin tadına bakacağım. Vallahi çok lezzetli duruyor. Kesinlikle yoğurtlu tantuninin tadına bakın. Dediğim gibi normal tantuninin de tadına bakın ama yoğurtlu tantuni gerçekten efsane. Bize afiyet olsun. Siz de mutlaka Tarsus'a geldiğiniz zaman tantuninin tadına bakın. Yeni lezzetlerde devam edeceğiz. Tarsus deyince aklımıza Cezerye geliyor. Şimdi Cezeryeci'ye girdik. Şimdi Cezerye'yi böyle istiyorsunuz. Buradan kesiyorlar. Neyli Cezerye istiyorsanız. Evet, geliyorsunuz Cezerye'yi. Buraya Cezerye istediğiniz zaman neyli Cezerye istiyorsanız böyle kesiliyor. Size Cezeryeler veriliyor. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi neyli Cezerye bu? Fıstıklı. Kendiniz üretiyorsunuz herhalde. Evet, şöyle ikram edeyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İçerisinde Antep fıstığı üzerine var, havuç evet var, toz şeker var, glikoz kesinlikle yok. Gluten hastaları rahatlıkla yiyebilir. Hı hı. Bu şekilde biz kendimiz üretiyoruz. Bunun neylisi var? Bu şu anda cevizlisi var, fındıklısı var, hı hı, Antep fıstıklısı var. Size ikram ettiğim Antep fıstıklı. Şu anda bu yemeğe sabırsızlandığım şey Antep fıstıklı değil mi? Evet. Evet. Bunu buradan istiyorlar. Kesiyorsunuz taze taze, evet, paketliyorsunuz, gönderiyorsunuz değil mi? Evet. Ne kadarlık isterseniz öyle yardımcı oluyoruz. Orijinal olan cevizli. Evet. Cevizli orijinal mi? Evet. Yani bir de isteğe bağlı fıstık ve fındık olarak var. Hı hı. Yani Tarsus'a gelip de Cezerye yemeden, Cezerye almadan gitmek herhalde olmaz tabii olmaz, ki değil de mi? Tarsus'un meşhur tatlılarından bir tanesi Cezerye, evet, değil mi? Bakayım şöyle bir. Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi ben de bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Şimdi humus deyince aklımıza kervan humus geliyor. Hoş geldiniz. Humus yemeden gitmeyin. Evet, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ustam nedir bu? Bu bizim Tarsus'umuza has özgü nohut ezmemiz. Evet. Akşamdan haşlamaya, dinlenmeye bıraktığımız nohutlarımızı sabah 1,5 saatlik bir periyotta kaynatır. İstediğimiz kıvama geldikten sonra üzerinde köpünü, kepini alarak şöyle başımızın üstünde gördüğünüz tas tokmak yardımıyla elde döveriz. Burada en büyük özellik elde dövülüyor olması. Elde mi dövüyorsunuz? Evet. Bunu? Elde dövülmezse istediğiniz performansı veremezsiniz. Yani hanımların evde yaptığı gibi ya da bir takım yerlerin elleri makinayla şunla bunla yaptığı gibi bu performansı yakalatamazsınız humusa. Abi çok güzel duruyor. İlla ki en büyük özelliği elde dövülecek. Evet. Ondan sonra elde dövüldükten sonra tahinini, ekşisini, tuzunu, sarımsağını döverken kendi suyuyla beraber homojen kıvama gelene kadar ezerek servis tenceremizi alırız. Gün içerisinde gelen misafirlerimize tüm günde aynı lezzette, aynı tatta humusumuzu böyle pastırmalısı, sucuklusu, et dönerlisi, bonfilelisi, tavuklusu çeşitlerimiz çok aşırı fazla. Daha şu an burada saymadığımız en az 6-7 çeşidimiz daha var. O şekilde servis ederiz efendim. Abi çok emek isteyen bir iş. Aynen öyle. Gün içerisinde de sürekli burada eliniz içerisinde olacak. Çünkü bunun sertleşebilir. Kendi suyuyla sürekli böyle azar azar ekleyerek Böyle bunu istediğimiz kıvamda tutmak zorundayız. Sürekli çeviriyor musunuz? Evet, öyle? Sürekli burada böyle. O, halimizden de anlaşıldığı gibi. Çok güzel abi, elinize sağlık. Aynen, ayaklarınıza sağlık. Çok hoş geldiniz. Şu anda da mesela içeriye böyle size verdiğimiz pastırmalıydı. Evet. Bu da zeytinyağlı olacak. İşte gün içinde gelen misafirlerin isteğine göre antrikotlusu, bonfilelisi, istediğiniz her çeşit, tavuk çeşitleri, döner çeşitleri, her çeşit yapabiliyoruz yani. Abi çok güzel duruyor vallahi. Yani Tarsus'a gelindiğinde mutlaka humus yenilmeli. Aynen, bekleriz. Tatmayanlara tattırmayı isteriz yani. Evet, humus yemeden de gitmeyin. Aynen öyle. Tabii benim tercihim burada kervan humus. Afiyet olsun. Tabii siz nereye gidersiniz bilmiyorum. Ustam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Tarsus deyince aklıma başka bir şey geliyor. Bu da tatlılardan mamül. Mamül böyle bir şey. Şimdi abi nedir bu mamül? Bize anlatırsın. Fıstıklı mamül buna diyoruz. Bu Tarsus'ta, Tarsus Mersin'de yaygın olan bir tatlı çeşidi diyoruz buna. Evet. Antep fıstığını yapılıyor ve özü irmikten gibi. İrmikten bunun işte belirli tatlıları var. Hurmalısını yapıyorlar mesela, cevizlisini yapıyorlar. Bizde Antep fıstıklısı var. Hani bunları. Bunun üzerine bir de pudra şekeri koyuyoruz. Katıyoruz. İlaveten pudra şekeri katıyoruz. Kimisi de sade yiyor. Ki zaten özünde de şiresi de var. Çok hafiften içinde şiresi de olduğu için kimisi pudra şekeri katmadan da tüketebiliyor yani. Evet. Öyle bu Tarsus'un da güzel bir tatlısı. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, Tarsus'un lezzetlerini sizlere tanıtmaya çalıştık. Bizler yeni lezzetlere doğru giderken sizler de kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.